Arkadaşlar merhabalar, bu videomda Kenan Kara ile TYT-AYT Geometri Kampı'nın 14. haftası 2. videosundayız. Yani yamukta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yamuğun özelliklerinden bahsedeceğiz bu videoda. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Birinci özelliğimiz orta taban. Yamukta orta taban, yan kenarların orta noktalarını birleştiren doğru parçaya biz ne diyoruz? Orta taban çizgisi diyoruz. Alt taban ve üst taban birbirine paralel ya. Burası da ne oluyor arkadaşlar? Paralel çizgi oluyor. Üçgende nasıl ki eşitlik gördüğümüzde orta taban aklımıza geliyordu, uzunluk sorularında da böyle eşitlik falan gördüğümüz zaman yine aklımıza orta taban gelecek. Üçgende çizdiğimiz gibi orta tabanı, burada yamukta da eşitlik olduğunda orta taban çizgisini çizeceğiz arkadaşlar. Orta taban çizgisi de arkadaşlar EF uzunluğu da A artı C bölü 2'dir. Nereden geldiğini gösterelim isterseniz. Arkadaşlar uzunluklar var, paralel de varsa ne yapıyoruz? Benzerlik kullanmaya çalışacağız. Benzerliği kullanırken de biz şöyle paralel kenarla temal orantı oluşturmayı da seviyoruz. Hemen şöyle yaptıktan sonra hocam burası da C, burası da C, buraya A, X, C kaldı. Bakın şu üçgene bakacak olursanız hocam bu üçgende de normalde bir paralellik var, bir de eşitlik var değil mi? Şöyle hocam bunlar birbirine paralel, eşitlik de var. O zaman orta taban çıktı. Yani burası A, X, C bölü 2 olur. O zaman sen C ile A, X, C bölü 2'yi topladığın zaman EF uzunluğu bakın C artı A, X, C bölü 2. 2C artı AXC, o da A artı C bölü 2 yapıyor zaten. Normalde biz şunu diyoruz. Üçgenlerle ispatlanabilen şeyleri, özellikleri bilmenize gerek yok diyoruz. Ama burada orta tabanı biz yamukta çok kullanacağımız için bunu orta taban uzunluğunun A artı C bölü 2 olduğunu bilmenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Çünkü bayağı bir yerde kullanacağız. Gelelim ikinci özelliğe. İkinci özellik köşegenler çizildiğinde ve orta taban çizgisi çizildiğinde şu arada kalan parça X, A eksi C bölü 2'ye eşitmiş. İşte bunu bilmenize gerek yok arkadaşlar. Bunu sakın ha sakın bilme. Niye? Hocam şöyle bakacak olursak paralelliklerde var ya, şuradaki üçgende bir orta taban yok mu? Şunlar eşit ve şunlar birbirine paralel olduğundan C ise hocam şurası C bölü 2 yapar. Aynı şekilde şuradaki üçgene de bakacak olursak burada da bir orta taban var. C ise paralellikten dolayı burası da C bölü 2. Şu x artı c bölü 2 artı c bölü 2, yani x artı c neye eşittir? X artı c yamukta orta tabana eşittir. A artı c bölü 2'ye eşittir. Sen burada işlem yapacak olursan c'yi öbür tarafa atsan a artı c bölü 2'den c çıkarsa x a x c bölü 2 diye gelmiyor mu? Geliyor. Sayılar olunca inanın daha hızlı bir şekilde oluyor arkadaşlar. O yüzden bu özelliği sakın ama sakın bilmeyin. Tamam. Geldik bir sonraki özelliğe. Hele hele bunu kesinlikle ama kesinlikle bilmeyin arkadaşlar. Sayılar olduğunu da göreceksiniz. Zaten buna benzer bir soruda yapmıştık. Şu A çarpı C bölü A artı C. Ya sırf böyle soru olsun diye yazdım arkadaşlar. Özellikler var ama bilmeniz gereken özellikler şu ana kadar ne var? Orta taban. Sadece o. Başka bir şey bilmenize gerek yok. Bakın ne yapacaksınız burada? Hocam burada sayılara baktığımız zaman şunlar C bölü A. Yani şurada kelebek benzerliği var mı arkadaşlar? Var. Kelebekteki orana bakacak olursanız arkadaşım, dediğim gibi sayısal değerler olduğu zaman daha rahat yapacağız ama C'ye A, o zaman burası CK'ya AK'dır değil mi arkadaşlar? Evet. Hatta burası da C'nin en katıysa burası da A'nın en katıdır. Tamam. Şimdi ne yapacağız burada? Hocam şunları da eşitliğini de ispatlamamız lazım. Öncelikle şu ve şu birbirine paralel mi arkadaşım? Paralel. Şu ve şu birbirine paralel. Çünkü paralel çizgi verilmiş ya. Evet, paralelse hocam buraya bakacak olursak C'nin CK artı AK'ya, yani C bölü C artı A değil mi burası? Evet. C bölü C artı A neye eşittir? Şuraya X diyelim. X bölü A'ya eşittir. Tamam. Şuraya bakacak olursanız da şu bölü tamamı, o da C bölü C artı A. O zaman o da neye eşittir arkadaşlar? Burası bilmiyorum, şuraya da Y diyeyim. Eşit olduğunda ispatlayacağım. Hocam Y bölü A'ya eşittir. Y bölü A'ya eşittir. Gerçekten de X ile Y birbirine eşit mi oldu? Evet. X ile Y birbirine eşit oldu. Hatta burada işler dışlar yapacak olursak bakın şu ikisinden X ile Y'nin eşit olduğunu bulduk. Şu ikisine bakacak olursak işler dışlar yaptığın zaman da ya da X'i yalnız bıraktığın zaman da X'te A çarpı C bölü A artı C'ye eşit oldu. Aynen öyle. Yani uzunluklar olduğunda emin olun daha rahat bir şekilde yapacaksınız. Ben sayısal değerler olduğu için CK, AK biraz daha karışıkmış gibi geldi. Ama tamamıyla benzerlikten sonuçlara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir şekilde bunu da ezberlemenizi istemiyorum. Buraya gelelim. Daha öncesinde biz bundan bahsettik. Nerede? Paralel kenarda. Paralel kenarda da açıortaylar yalnız yan kenarlara ait açılardan çıkan açıortaylardı. Şu açıortayla şu açıortaya çıkan açıdan bahsetmiyorum arkadaşlar. Şu yan kenarlardan çıkan ya da şöyle çıkan açıortaylardan da bahsedebiliriz.
Bu açıortaylar nasıldı? Dik kesişir ve ortotaban üzerinde kesişir. İki tane ispatını yapacağım arkadaşlar. Bakın, dik kesmesinin iki ispatını yapacağım. Birinci ispatı şu. Hocam alfa alfa beta beta diyecek olursak. Hocam 2 alfa artı 2 beta 180 olduğundan alfa artı beta 90 çıkıyor mu? Çıkıyor. Birinci ispat bu. Ya da z'den dolayı hocam burası nokta açısı. Z'den dolayı burası çizgi açısı. Hocam noktaya nokta oldu. O zaman çift çizgi ise burası da, yani şu kenarla şu kenar birbirine eşittir. Hocam burada da aslında bu şekil üzerinde net belli değil. Ben bu şekli bir daha çizip onun üzerinde yapayım isterseniz arkadaşlar. Hani boş bir şekilde daha rahat bir şekilde ispat yapabiliriz. İspatlar da önemli. Çünkü karşımıza çıkacak ispatların ispat yöntemi de karşımıza soru çözümlerinde çıkacak arkadaşlar. O yüzden gerçekten ama gerçekten önemli. Hatta şunu da şöyle bir CTRL C, CTRL ve iki tane ispat yapacağım. Çünkü her ikisi de önemli. Arkadaşlar dedik ki açıortaylar dik ve ortotaban üzerinde kesişir. Sebep, yani sen buradan bir tane ortotaban, yani bir tane paralel çizgi çizdiğin zaman bu ortotaban çizgisiymiş. İspat. Hocam birinci ispat şu. Z'den dolayı nokta açısı, Z'den dolayı çizgi açısı. Aa, şununla şu birbirine eşit oldu. Noktaya nokta, çizgiye çizgi. Hocam bununla da bu birbirine eşit oldu. Muhteşem üçlü çıktı. O zaman burada kaç derece oldu arkadaşlar? 90 derece oldu. Ya da alfa alfa beta beta deyip 2 alfa artı 2 beta 180 ise alfa artı beta 90, buraya da 90 derece kaldı diyebiliriz. Ama ortotabanlığı da bak, paralel bir çizgiyi ortotaban üzerinde kesmiş oldu. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu noktadan bir paralel çizgi çizdiğim zaman ortotaban çizgisi oldu. Peki ikinci ispatı nedir hocam? 90 derece olmasını anladık. Zaten bunda bir sıkıntı yok. İkinci ispatta açıortay deyince aklımıza ne geliyor? Hocam kollara çizilen dikmeler geliyor. E çizelim o zaman. Şuradan kollara bir dikmeler çizsem. Bu dikmeler nedir arkadaşlar? Bu dikmeler birbirine eşittir. Hocam şununla şu birbirine eşit. E aynı şekilde burada da açıortayda kollara çizilen dikmeler birbirine eşit. Şöyle çizdiğin zaman burası da eşit oldu. Aa, tam buradaki nokta ne yaptı? Bak, şu ikisinin orta noktası yaptı. Yani sen buradan bir paralel çizersen orta taban çizgisi olmak zorunda. Arkadaşlar her iki ispat yöntemi de çok önemli. Çünkü biz bunları bazı zor sorularda kullanıyoruz. Sadece ve sadece şeye odaklı olmayın. Tamam, bunu bileceğiz. Açıortaylar gördüğümüz zaman dik kesişir ve ortotaban üzerinde kesişir bileceğiz. O ayrı bir konu ama bunu da bilmek lazım arkadaşlar. Tamam. Evet, hadi bakalım. Özellikleri hallettik. Şimdi gelelim sorulara. 4 var, 10 var ve x soruluyor bize. Özellik bilmediğimizi farz edelim ki bilmenize gerek yok demiştik burada. Arkadaşlar ne yapalım burada? Şuraya bakacak olursak, şu 4'e bakacak olursak, hocam şurada bir ortotaban çizgisi var. Bakın dikkat edin. 4 burası, bu da ortotaban çizgisi. Bunların hepsi birbirine paralel ya. E şurada bir ortotaban çıktı mı? Çıktı. 4 ise burası nedir? 2'dir. E aynı şekilde hocam şuradaki üçgende de bir ortotaban çıktı. E buradaki üçgendeki ortotabanda da yine 4 ise yukarısı burası da 2 değil midir? Evet. E sonra ne yapacağız? Hocam şuradaki ortotaban çizgisi. Ya da bazı arkadaşlar şu üçgeni de görebilir. Hocam şu üçgende bir ortotaban var diyebilirsiniz. Direkt 10 iken burası 5 diyebilirsiniz arkadaşlar. Ama yamuk konusundayız ya, büyük ihtimalle nereye yoğunlaşırsınız? Şuraya yoğunlaşırsınız. Bu da yamukta ortotaban. Yani x artı 2 artı 2 x artı 4 neye eşit? 10 artı 4 bölü 2 yamuğun ortotabanı eşit. 14 bölü 2'den 7'ye eşit. O zaman x artı 4 eşittir 7 ise x'i buradan kaç buluruz arkadaşlar? 3 buluruz. Evet, örnek 15'in cevabını 3 bulduk. Geldik örnek 16'ya. A. Açıortaylar. Bak, bir de paralellik verilmiş. Şu, şu, şu paralel. Arkadaşlar açıortaylar nasıl kesiyordu? Dik. Bilmenizde fayda var. Bunu çok kullanıyoruz. Ve ortotaban üzerinde. Yani şuradan bir paralel doğru çizersek ortotaban olmak zorunda. E buradaki nokta zaten paralel bu. E bu paralelin devamı ortotaban olmak zorunda. Yani eşit eşit. Hatta 90'dan çizilen kenarortay muhteşem üçlüyü de ihmal etmeyin. E hocam tamamı 18. 9 burası, 9 burası, burası da 9. Ve şu uzunluk bizim ortotabanımız değil mi arkadaşlar? X artı 9 neye eşit? 17 artı 7 bölü 2 eşit. Yani x artı 9 eşittir 17 artı 7 24 bölü 2'den 12'ye eşit oldu. X de buradan kaç yapar? 3 yapar. Evet, böylelikle 16. sorunun cevabında 3 bulduk arkadaşlar. Geldik örnek 17. Arkadaşlar açıortaylar dik ve ortotaban üzerinde kesişir. İşte tam burası diktir. Burası da buradan paralel çizdiğinde ortotaban çizgisi olur. Bu da açıortay dik ve ortotaban üzerinde kesişir. Buradan çizdiğim paralel de yine nereden geçecektir arkadaşlar? Ortotaban üzerinden. Hatta şu çizgi arkadaşlar bakın, bu iki noktadan geçen ortotaban çizgisi olmak zorunda. E madem ortotaban çizgisi eşit eşit muhteşem üçten eşit. Madem ortotaban çizgisi eşit eşit muhteşem üçten eşit. Çünkü şu burası da 90 derece değil mi? Evet, dik ve ortotaban üzerinde kesişir çünkü.
Şuraya bakacak olursak hocam burası 3, 3 burası da 3 oldu. Hocam burası da 4, 4 burası da 4 oldu. Şuraya bakacak olursak bu da bizim yamukta ort taban çizgisi değil mi? Yani EF'ye x diyecek olursak x artı 7 alt taban artı üst taban yani 11 artı 5 bölü 2'ye eşit. X artı 7 buradan 16 bölü 2 8'e eşit olduğundan x'i de buradan kaç buluruz? 1 buluruz. Örnek 17'yi böylelikle 1 bulduk. Geldik örnek 18'e. Evet burada ne yapacağız arkadaşlar? Paralellikler verilmiş. Ne paralelliği verilmiş? Şu AB ile CD paralel verilmiş. Bir de adam bana bu paralelliği vermiş. Ben bu paralelliği de kullanacağım arkadaşlar. Şimdi biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Şöyle bir oran olduğunda bu oranı kullanmak için ne yapıyorduk arkadaşlar? Bu oranı kullanmak için ya içeri paralel çiziyorduk ama kelebek çıkmadıysa dışarı doğru uzatıyorduk. Bu arada soru dışarı uzatmayla da çıkar arkadaşlar. Ama eşitlik olduğu için hani biz içeri çizdiğimizde kelebek çıkmadı ama içeri paralel çizdiğimizde bak dikkat. İçeri paralel çizdiğimizde orta taban özelliğini kullanabileceğimiz için içeri paralel çizince de büyük ihtimalle bu soru zaten çıkar. Çünkü şu eşitliğin mantığını kullanmış oluyoruz. Kelebek benzerliği çıkmasa bile. Ama normalde biz böyle bir oran gördüğümüzde içe paralel çiziyoruz. Kelebek oluşmadıysa dışarıya doğru yapıyorduk. Bu sorunun çözümü dışarıdan da olur tabii ki. Adam bana burayı 90 vermiş. Ben buradaki 90'ı kullanamıyorum. Hocam böyle dik üçgen oluşturayım falan filan. O hikayeleri geç. Bak adam sana paralel vermiş. Sen bu paralelliği kullanmak zorundasın. Bu arada burası 90'sa yöndeşikten dolayı değil. U kuralından dolayı 90'sa burası da 90 oldu mu? Oldu. Birinci 90'ı kullandık mı? Kullandık. Hocam bu ort taban çizgisiydi. O zaman bu iki eş parçaya bölmüşse burası da iki eş parçaya bölecek. Yani burası da 6'ya 6 yaptı. A çok güzel. 6, 8 ne üçgeni? 10 üçgeninden burası 10 yaptı. Hocam bu paralelliği kullandık. Tamam eyvallah. Ort taban çizgisi de aşağıdakiyle paralel. Şurada bir paralel kenar çıktı galiba arkadaşlar. Çünkü şu kırmızıyla burası paralel. Şunlar da birbirine paralel. Paralel kenar çıktı. Onu kullanabiliyorum bak. 10'sa yukarısı aşağısı da 10 mu yaptı? Evet. Bizden CD isteniyor. CD'ye X diyelim. Arkadaşlar artık bu bizim ort taban çizgisi değil mi? Evet. 10 neye eşittir? 14 artı X bölü 2'ye eşittir. 14 artı X bölü 2'ye eşittir. Yani 20 eşittir 14 artı X'ten. X de buradan kaç gelir? 6 gelir arkadaşlar. İşte bu şekilde bu özelliklerle ilgili sorular bitti mi? Bitmedi. Daha dik yamuğun içerisinde falan da göstereceğim. Dik yamuğun içerisinde de o özelliklere devam edeceğiz. İkizkenar yamuğun içerisinde de o özelliklere devam edeceğiz arkadaşlar. Ama şimdilik sade halleriyle bu özelliklerle ilgili çözülebilen sorular bunlar arkadaşlar. Dediğim gibi ileriki konuların arasında da bunlarla ilgili sorular devam edecek. Ama bu dik yamuk konusuna şimdi geçmeyelim isterseniz. Çünkü dik yamuk ayrı bir bölüm. Şu an kaç dakika oldu? Sanırım bir 13-14 dakika oldu. Bu videoda bu kadar kısa olsun arkadaşlar. Çünkü bölüm bölüm anlatmak zorundayız. Neyse, o zaman bir sonraki videoda dik yamuk konusunun konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.